İlk defa söylüyorsunuz, açıklayacaksınız. Reenkarnasyon yaşadığınıza dair bir gerçeği öğrenecek. Evet. Masa sohbetlerinde neden? Takipçiler nedenleriyle öğrenecek. Antakya'nın belirli mahallelerinde yaygın olan bir reenkarnasyon örnekleri var. Abinizlerde 3,5 yaşına kadar Antakya'da konuşulmayan, bizim anlamadığımız farklı dilde Arapça ile konuştu. Siz yani? Ben. Bugün vakfın adını taşıyan eşinizi kaybettiğiniz elin bir kaza var. Doğru. Ve Afyon Sandıklı'da. Evet. Afyon Sandıklı deyince şimdi benim takipçilerim hemen bir gözlerini açacaklar. Sizin anlatır yayından mısınız? Sonra zaten benim de şaşırdığım konu oldu. O kişilerin kalabalığın olduğu yerde rahmetli Necla Hanım'a cübbe giydiriyorlar. Giydiriyor birisi. Ay tüylerim diken diken oldu. Arkadaşlar 3-4-5 Mayıs'ta Uyanış Festivali Etiler Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Geçen sene yapmıştık. Çok güzel olmuştu. Bu sene de devam ediyoruz. 4 Mayıs günü Uyanış Festivali'nde bir konuyla tekrar birlikte olacağım. Harika bir organizasyonla Uyanış Festivali'nde 5 Mayıs ben de varım. 3-4-5 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Etiler'de yapılacak olan Uyanış Festivali'nde bu yıl ben de varım. Allah nasip ederse 4 Mayıs'ta Uyanış Festi olacağım. Bu davete icabet etmek semavattan arzı olan bütün gönüllerin aslında uyanışına vesile olmak için çabaladığımız bir sürecin en önemli ayaklarından bir tanesi. Ben 3 Mayıs'ta Uyanış Festivali Mustafa Kemal Kültür Merkezi Etiler'deyim. Harika bir konuşma hazırlıyorum sizler için ve sorularınızı yanıtlayacağım. And I'm extremely excited to say that I am coming to Turkey. Bütün detay uyanışfest.com'da. Arkadaşlar Masa Sohbetleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Masa Sohbetleri'ni yönetmen Emel Keleşoğlu ile birlikte hazırlıyoruz ve bu bölümde çok kıymetli bir konuğu ağırlıyoruz. İlkay Boralı YouTube kanalını takip edenler yakından tanıyorlar zaten Gazi Hocam'ı. O kadar kıymetli yayınlara sizinle eşlik ettim ki Allah nasip etti. Bugün de burada buluşmak benim için ayrıca mutluluk Gazi Hocam. Profesör Doktor Gazi Özdemir bizimle arkadaşlar. Çok şükür diyeceğiz. Ve benim de büyük bir zevkle sizin davetinize zaten koşa koşa geliyorum. Bir tanesiniz. Çok kıymetlisiniz. Şimdi biraz sizin bilinmeyen yönlerinizi de anlatacağız burada. Aslında masa sohbetlerinde biraz şaşıracağınız bir bölümde geliyor. Gazi Özdemir birincisi zaten çok kıymetli bir bilim insanı. Yani üstün bilim hizmet ödülü almış bir nöroloji profesörü. Türkiye'nin çığır açmış öncülerinden birisiniz alanınızda. Lakin 60 yıllık bir Kur'an dostluğunuz var. Çocukluğunuzdan beri şimdi hikayede tesadüfen onun olmadığını aslında biraz öğrenecek izleyenlerimiz. Nasıl geliştiğini o yolculuğunda öğrenecek. Çok enteresan iki şey var. Bir, İlk defa söylüyorsunuz, açıklayacaksınız. Reenkarnasyon yaşadığınıza dair bir gerçeği öğrenecek. Evet. Masa sohbetlerinde takipçiler nedenleriyle öğrenecek. Ölüm ötesi deneyiminiz var, onu da öğrenecek. Tamam. Ama Kur'an'la ilgili bir saniye ya. Şuyunuz var sizin. Sizin doğru sandığınız yanlışlar var ve en büyük haksızlık Kur'an'a yapılıyor dediğiniz. Doğru. O haksızlığı da gidermek için benim bulduğum doğrular bunlardır diye de tabii ki Kur'an'ı anlatacaksınız bize. Evet. Heyecanlıyım. Tabii sizin diğer masa sohbetlerinden farklı. Farklı. Yani ben diğer konulara girmiyorum çünkü benim bütün anlattığım konu başlığı hep Kur'an'dır. Hı hı. Kur'an temellidir. Ve bu benim yılların birikimi, bilgimin zekatını anlatıyorum. Şimdi tabii benim yaşadığım şehir Hatay ve Antakya'dır. Bizim orada enteresandır, çok çeşitli dini görüşler var. Hı hı. Ama bu dini görüşler niye? Niye tek Allah olduğu halde niye farklı Allah'lar varmış gibi? Farklı insanlar sahiplenmişler, farklı gruplar sahiplenmişler. Niye öyle olmuş? Onu araştırmaya başladım. Çünkü çocukluğunuzda benim, daha değil mi? Efendim? Çocukluğunuzda araştırmaya başladınız. İşte bu yani? Benim lise hatta ortaokul sonunda başlayan bir süreç. Kişilik yapısı benim sorgulayıcı yaklaşım. Hı hı. Ne bulursam ben hemen kabul etmiyorum.
sorguluyorum, araştırıyorum, doğrusunu bulmaya çalışıyorum. Bu benim kişisel özelliğim, karakterim. Şimdi dolayısıyla Antakya'daki çok farklı görüşte, dini görüşte olanların gileri gelenleriyle ben çocukluğumdan itibaren zaman zaman gidip sohbet ederdim. Ve onlara soru sorardım sürekli. Ve kendimi öyle başladım. Ama dayandığım en sağlam kaynak Kur'an olduğunu karar verdim. Çünkü onun dışında güvenebileceğim başka kaynak yok. Tek kaynak o. O da Ali İmran Suresi'nin 103. ayeti bize söylüyor zaten. Yani sarılacağınız tek ip Kur'an'dır der. Ali İmran 103. Net. Şimdi dolayısıyla benim şimdi bugün toplantıda farklı olarak Kur'an'dan öğrendiklerim ana başlıklarını da vereceğim. Ama bu arada bana başlangıçta sordunuz. Reenkarnasyonla ilgili bilgi verir misiniz dediniz. Evet. Vereceğim. Şöyle ki bizim Hatay'da ve özellikle Harbiye ilçemiz var. Bir de Samandağ ilçemiz var. Ve enteresandır. Antakya'nın belirli mahallelerinde yaygın olan bir reenkarnasyon örnekleri var. Ve bu örnekler, örneğin benim ailemde, akrabalarımda 8 tane reenkarnasyon olan kişi var. Ve onlardan biri de benim. Nasıl karar verildi? Ben sonra öğrendim onu. Annem kardeşlerime anlatmış, bana anlatmadı. Kardeşlerime anlatmış, ya abiniz de derdi, ben büyükleri oluyorum 3 numara. Abiniz derdi, 3,5 yaşına kadar Antakya'da konuşulmayan, bizim anlamadığımız farklı dilde Arapçayla konuştu. Siz yani? Ben. Ve Antakya'da konuşulan Arapçadan farklı bir Arapçayla konuşmuşum ben. Yani doğdunuz, konuşmaya başlamışsınız, evet. Başka bir Arapça konuşuyorsunuz. Evet. Ve onların anlamadıkları bir lehçeyle konuşmuşum. Ve sonra tabii bizde şöyle bir durum var Erkan Hanım. Çocuklar bizde farklı bir dilde konuştukları zaman susturmayız biz çocukları. Ve onları sus, ne biçim konuşuyorsun demeyiz. Veya çocuk 3 yaşından önceyse o çocuğun sen benim annem babam değilsin demesine garip bakmayız. Veya benim farklı kardeşlerim var, farklı eşim var, farklı kişilerim var, akrabalarım var. Onları gündeme getirdiği zaman bir çocuk, hiçbir aile kesmez onun konuşmasını. Özelliğimiz o. Bastırılmıyor yani. Bastırılmıyor, hayır. Şimdi diğer bölgelerde ise, Türkiye'de... Delirdin mi sen? Evet. Ne biçim konuşuyorsun der. Ve çocuğu hayal susturur. Görüyorsun sen. Evet. Ve sustururlar o çocuğu. Bizde öyle bir şey yok. Yani ben 8 kişilik reenkarnasyon olan ekibin içindeyim. Dolayısıyla ama kimden geldim, nereden geldim, hangi lehçeyle konuşmuşum onu bilmiyorum. Peki sonra hiçbir detay çıkmış mı hocam bununla ilgili? Mesela konuştuğunuzda bir şeyler anlatmış mısınız geçmiş yaşamınızla ilgili? Yok, sadece Arapçayı farklı konuşmuşum. Buradan da anlamışlar yani, evet. Bu çocuk başka bir... Aynen, yani bir farklı bir şeyden gelmiş. Bir farklı durumu var. Evet. Şimdi bu reenkarnasyonun adı geçer geçmez, konumuz bu değil ama şimdi geçti sormam lazım size. Siz hem bir Kur'an dostusunuz, araştırmacısısınız, tercüme edenisiniz. Hemen şöyle bir tepki seyirciden. Reenkarnasyon dediniz, dinden çıktınız. Hı. Dinde reenkarnasyon yok. Ya Kur'an kesinlikle reenkarnasyon yok mu diyor Gazi Hocam? Siz, ayrıca bir program yapacağım. Kur'an'a göre reenkarnasyon var mı? Ay ne olur bunu yapalım. Onu lütfen da, yapalım. Onu da ayetlerle tek tek açıklamaya çalışacağım. Yani öyle bir hazırlığım hazır var. Bilgisayarımda var. Aha. Ve ileride hizmet olursa şimdiye kadar ben çıkmadım piyasaya. Neden hatırlarsanız, siz de çok sordunuz bana çünkü. Ne olur yapalım dedim hatta. Seyircilerden de çok geldi, baskı geldi. Anlatmadım. Neden? Çünkü toplum hazır değil. Toplum hemen işin kolayına kaçıyor ve reddetme yönünü seçiyor. Halbuki reddetmeden önce mantığını kullan, aklını kullan, araştır. Neler var, neler yok, sor, öğren. Ve git kaynağına git, Hatay'a git. Hatay'da özellikle Harbiye'ye git, Samandağ'a git. Armutlu Mahallesi'ne git. Sümer Mahallesi'ne git. Gidelim mi birlikte Gazi Hocam? Her ailede mutlaka reenkarnasyon bir iki örnek var. Kesin. Yani gidin ama şimdi ben tabii bir bilim adamı yaklaşımıyla yaklaşamıyorum. Onun için reddettim şimdiye kadar.
Ve dedim size, ben bilim adamı ispatlı olarak anlatmam lazım konuyu. Yani nasıl yapacağım? Şimdi Kamer suresinin, Kıyamet suresinin 3. ayeti der ki, biz sizi parmak uçlarınıza kadar yaratmasını biliriz der tekrar. Şimdi bu ne demek? Demek ki parmak izi bizim için kod numarası, telefon numarası. O orada kayıtlı. Sen istediğin kadar kaç. İstediğin kadar inkar et. İnkar kolaydır. Yani diyorsunuz ki parmak izi tutar. Geçmiş tabii. Yaşamdan geleni. Evet. Geçmiş yaşamda da tutması parmak lazım izi varsa diye, tutar. Kur'an bunu yazıyor. Tutması lazım diye düşünerek onu araştırmayı kalkıştım. Ancak deprem benim o hevesimi kesti. Çünkü görevlendirdiğim kişi ve benim orada en az bir ay yaşamam lazım. İşimi, gücümü bırakacağım. Gideceğim orada renkanlı olanların parmak izine, önceki yaşantısına bakarak ispatlamaya çalışacağım. O da benim bir ay, en az bir ay kalmam lazım. Muazzam bir çalışma olur. Anlatmak tabii. Zamanı olarak ben de bütün desteğimle yapımcı olarak ya isterseniz yanınızda olurum. Yani çünkü bu insanlık için bir çalışma aynen. Esasen. Şimdi İlker Hanım, mesele şöyle. Neden kabul etmiyorlar? Ona geldiğimiz zaman çünkü İslam'ın şartı 5 demişler. Ve 1400 yıldır insanlara İslam'ın şartı 5 diyerek en büyük afyonu vermişler. 5 şartı yap, geri kalan her şey serbest sanki. Evet. Ve insanlar 5 şartı yerine getirince dindar olarak görüyor kendileri. Peki 5 şartı yerine getirin dindar olunca reenkarnasyonu kabul etmez o. Çünkü İslam'ın şartının kozunu elinden alacaksınız reenkarnasyonda. O bakımdan onu kesinlikle reddeder ve araştırma gereğini hissetmez. Çünkü işine gelmez. Onun için ben bu işe girmiyorum diyorum ama... Ama gireceğiz. Ayet açıklayacağım dediniz. İnşallah. 50 küsur ayet var. Şimdi bu çok güzel bir yaklaşım. İzleyenlerimiz de Kur'an-ı Kerim'in bir kere bile Türkçesini okuyanlar Kur'an'ın zaten araştırmaya verdiği önemi anlarlar. Ben ilk okuduğumda çok şaşırmıştım. Her defasında söylüyorum. Akletmez misiniz? Ne az düşünürsünüz? Ya bir bakın, araştırın, akledin. Akletmemizi bekleyen bir dinimiz var bizim yani. Beni kabul et diyen bir Kur'an yok. Kur'an'ı okuduğunuzda bunu görüyorsunuz. Aynen. Aklet, gönlüne sindir, aklına sindir diyen bir Kur'an var. O yüzden ne güzel bir çalışma olur. Ben de buradayım Gazi Hocam. İnşallah. Tamam, şimdi o zaman ayrıca bir program yapacağız. İlk ay beni bu konuda fazla sıkıştırma diye anlıyorum. Söz. Tamam. Peki. Şimdi hocam. Sizin hayatınızda bir ilahi akış var. Geçeceğiz Kur'an'daki doğrulara. Siz Antakya'dan yola hukuk fakültesine yazılmak için çıkıyorsunuz. Evet. Tıp fakültesine yazılıyorsunuz. Nasıl aynen. Oluyor? Şimdi olay şöyle. Ben Cuma günü İstanbul'da oluyorum. Ve Cuma günü İstanbul'a gidişimin nedeni, Antakya'dan gidişimin nedeni Pazartesi günü hukuk fakültesine kaydolmak üzere gidiyorum. Kazanmışım çünkü. O zaman bizim zamanımızda merkezi sistem yoktu. Her fakülte kendi sınavını yapıyordu. ÖSYM sınavı dediğimiz. Şimdi dolayısıyla ben o dönemde hukuk fakültesini hedeflemiştim ve o kaydı yapmak üzere gittim. Çıktınız yola. Çıktım yola ve yurtta Vezneciler yurdunda kaldım. Şimdi ben orada okudum. Yani Beyazıt'ta. Şimdi orada kaldım ama bir pazar günü, cuma günü gitmiştim. Pazar günü canım dolaşmak istedi. İşte etrafı tanıyayım falan. Bir baktım bir kalabalık. Nerede? Beyazıt'taki üniversitenin kütüphaneye yakın sol tarafında baktım bir hastane açılıyor. Esnaf hastanesi. Evet, oradadır hala. O halen oradadır. Hı hı. O esnaf hastanesinin açılmış kalabalığına ben girdim. Merak ettim bunlar ne hastane, nasıl bir şey gittik. Çünkü mükemmel bir hastaneyi görmemişim. Hı hı. Ve orada ben dolaşınca değiştirdim fikrimi, tıp fakültesine döndüm. Ne muazzam. Ve tıp fakültesine dönüp pazartesi günü de tıp fakültesinde kazanmış olduğumu görünce hemen kaydımı yaptırdım. Ancak kaydımı yaptırdım ama okuyacak param yok. Çünkü tıp fakültesi burs vermiyor. Hı. Onun için de ne yaptım? O sırada Almanya'da olan küçük benim biraderim İşçi olarak gitmişti. Yeni, daha bir 6 aylık. Ondan ben haberleştim. Beni hiç olmazsa Kredi Yurtlar Kurumu'ndan kredi çekim
kazanıncaya kadar olan 6 aylık dönemi bana karşılarmışım, masrafımı. Ve karşıladı, Allah rahmet eylesin, o da rahmetli oldu. Bu şekilde ben tıp fakültesine girmiş oldum. Ya hayat size doktor olun, bu yollara girin istemiş resmen. Evet. Şimdi siz o gün burs alamamışsınız ama bugün bir vakfınız var. Evet. Rahmetli ilk eşinizin doğru. Adına. Ve orada tıp fakültesi öğrencilerine burs veriyorsunuz. Doğru. Bunun altını çizmek istiyorum. Hiçbir şekilde Kur'an tercümelerinizden, videolarınızdan hiçbir ücret almıyorsunuz. Hepsini hemen vakfa yönlendiriyorsunuz. Öğrenci bursuna gidiyor. Kaç çocuk okuyor şu anda? Şu anda 62 öğrencimiz var. 62 tıp fakültesi öğrencisi. ve bugün vakfın adını, eşinizin adı evet. Necla Hanım'ın adını taşıyor. İki çocuğumuzla birlikte 3 kişiyiz biz. Vakfın kurucusu ve yönetim kurulu. Yani kalabalığımız yok. Ama bugün vakfın adını taşıyan eşinizi kaybettiğiniz elin bir kaza var. Doğru. Ve Afyon Sandıklı'da. Evet. Afyon Sandıklı deyince şimdi benim takipçilerim hemen bir gözlerini açacaklar. Sizin anlatır mısınız? Sizin yayından sonra zaten benim de şaşırdığım konu oldu. Ne oldu? Yani Sandıklı'da olması kazamızın. Çok enteresan. Bir hikmeti var mı? Niye Sandıklı'da? Biz Antalya'ya doğru gidiyoruz, Alanya'ya doğru gidiyoruz. Yazdığımız yıl kaç orada. Hocam? Yıl 99. Onun Sandıklı'da olmasının bir şeyi var mı, bir anlamı var mı diye düşünmüyor değilim. Nasıl oldu kaza hocam? Kaza benim hiç hatırlamıyorum. Ancak benim oğlum gitmiş haberi olunca kaza yerine yol Curuf'a girmiş birden. Ve Curuf'a girince araba kaymış ve o zaman şarambol varmış, şarambola devrilmişiz. Siz mi kullanıyordunuz? Ben kullanıyordum. Benim kafamda derisi yarıldı, elimde kırıklar oldu. Ama çok şükür benim mesleğimi yapmaya, anjiyo yapmama, kateter yapmama engel olmadı. Hı hı. İşlerimi devam ettirdim. Çok şükür diyeceğim. Ama Sandıklı da olması anlamlı mı diye düşünmüyor değilim. Yani siz bunu izleyip bunu düşündüyseniz o tesadüf falan değildir derim ben. Ben de öyle düşünüyorum. Ne var acaba bu Afyon Sandıklı'da? Arkadaşlar anlatmak zamanında hatırlayacaksınız. Coşkun Deniz'in katıldığı bölüm vardı. İki bölüm boyunca anlatmıştık. Bir deneyimini anlattı Afyon Sandıklı'da. Sonra başka tanıklar da çıktı. İzlemeyenler mutlaka izlesin. Hani burada neden bahsediyoruz bilmeyenler varsa mutlaka o bölümü izlesinler. Hatta bir link bırakalım yukarıya. Şimdi nöroloji bilimine katkınız var, ödülleriniz var, buluşlarınız var, kendi açtığınız yöntem var. Bugün pek çok kişi uyguluyor. Lakin sizin bilimle ilgili kitaplarınızın yanında Kur'an'la ilgili kitaplarınız var. Öyle. Şimdi oraya geleceğiz ama bir de ölüm ötesi deneyiminiz var ya evet, Gazi Hocam. Bu kazada. Bu kazada mıydı? Bu kazada, ha, dur, bu onu kaza. Aklıma gelmişken onu da evet, bu kaza, anlattırayım bu kazada, size. Minibü şeydeyim. Ambulanstayım. Ambulansta ben vücudumu seyrediyorum, havadayım. Ve birden bir tünele gidiyorum. Ve tünelin belli bir mesafesine kadar karanlık. Ondan sonra aydınlık başlıyor. Ama aydınlık bildiğiniz gibi aydınlık değil. Müthiş bir huzur verici bir aydınlık. Ve o aydınlığın ucunda, ilerisinde bir kalabalık. Yaşlı insanlar, kadınlı, erkekli ve beyaz giyili. Hani şeyli... Bemez elbise gibi mi? Elbise gibi yere kadar. Beyaz elbiseli, beyaz saçlı. Hep ergin kişiler diyeceğiz. O kişilerin kalabalığın olduğu yerde rahmetli Necla Hanım'a cübbe giydiriyorlar. Giydiriyor birisi. Ay tüylerim diken diken oldu. Ve ben gitmek istiyorum. Hayır diyorlar. Sen daha yapacağın işler var. Ve beni geri gönderiyorlar ve ben de şeye gidiyorum. Ambulansa tekrar vücuduma giriyorum. Bedeninizi gördünüz mü? Tabii. Ambulansa bedeninizi. Tabii. Havadayken gördüm. Ne oluyor? Anlıyor mu orada insan Gazi Hocam? Yani şu an ne oluyor? Ben dışarıdayım. Bedenim aşağıda falan. Nasıl bir duygu oluyor? Mantık çalışmıyor orada. Kabul var ama yani. Evet. Her şey normalmiş yani, gibi. Normal seyir gibi izliyorsunuz. Ama bir farklı bir şey değil. Ama o deneyimden sonra 99 yılı ondan sonra ben 60 yıllık Kur'an araştırmacılığımın zekatını vermem gerektiğinin bilincine vardım. Ve ben demek ki Kur'an'la ilgili öğrendiklerimi kendime saklamamam gerekiyor. İnsanlara anlatmam gerekiyor Kur'an'ın gerçeklerini, güzelliklerini,
huzurluluğunu, sıkıntı vermeyeceğini onları fark ettim ve bunları anlatmaya başladım. O kitaplar, Kur'an'la ilgili kitaplar, tercüme bu deneyimden sonra mı başladı Gazi Hocam? Evet, hepsi öyle. Yani bu deneyimden sonra sen gel, hayır dediler, durdurdular beni aydınlığa çıkmama. Ben daha işim bitmedi derler, daha yapacağım işler var diye gönderdiler. Bedene girmekte bir eziyet, zorluk bir şey hatırlıyor musunuz? Hiçbir şey. Hiç öyle bir şey yoktu. Hayır. Hemen oğlumu sordum. Annen nerede, nasıl yavrum dedim. İlk sorduğum o oldu. Diğer ambulansta diye cevap verdi bana. Ben de uyumuşum tekrar. Peki orada Necla Hanım'ı kaybettiğinizi, sonsuzluğa uğurladığınızı, Rabbime gönderdiğinizi biliyor muydunuz? Yok. Hani cübbe ama giymiş, içsel olarak biliyor muydunuz? Ama tahmin ettim. Yani o cübbe olayı beni uyandırdı, tahmin ettim. Hı hı. Allah'ın takdiridir diye yapacak başka bir şey yok. Evet, Allah rahmet eylesin. Ne güzel. İsmi yaşıyor vakıfla. Çok şükür. Ve kitapların gelirleri oraya gidiyor. Peki Gazi Hocam, sizle yaptığım yayınlar benim için ve izleyenler için o kadar çığır açıcı oldu ki Kur'an'ın ruhuna haksızlık yapılıyor dediniz. Ve evet, hiç gönlümden çıkmayan bir şey var. Kur'an'ı okuduğunuzda bir şey içinize sıkıntı veriyorsa, aynen, bilin ki yanlış tercümedir. Doğru. Kur'an'da hata yoktur. Lakin tercümelerle büyük haksızlıklar yapılmıştır. Evet. Diyorsunuz. 1400 yıldır yapılan tercüme hataları halen devam ediyor. Halen devam ediyor. Evet. Ve şimdi siz kendi bulduğunuz doğruları sığdırabildiğimiz kadar elbette sığmaz. Doğru. Konuşacağız. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Uyanış Fest 3-4-5 Mayıs'ta gerçekleşecek. Gazi Hocam, ya orada 3 gün boyunca yurt dışından gelen çok önemli misafirlerimiz var. Birbirinden kıymetli hocalarımız var. İmza günleri, etkinlikler, söyleşiler var. 3 gün boyunca ben oradayım. Yüz yüze gelmek, geçtiğimiz sene birincisini gerçekleştirmiştik. Çok güzeldi değil mi Gazi çok. Hocam? Orada insanlarla müthiş, yüz yüze gelmek. Hele o bir açıklamam ayakta alkışlandı bütün salon boyunca, müthişti. Siz dediniz ki ya, her yerde oldum ama şurada olmak bir başka dediniz. Müthiş. Onu hatırlıyorum. Müthiş. Ya. Bu sene yine buluşuyoruz Allah'ın İnşallah. İzniyle. İnşallah. Yine ben anons edeceğim. Yine keyifle sizi dinleyeceğiz. 4 Mayıs'ta Gazi Hocam orada hem imza etkinliği olacak. Sizlerle fuaye alanında buluşacak. Hem konuşması var hem sorular sorabileceksiniz. Geçtiğimiz seneden farkı bu sene sorularla da size ulaşabilecek katılımcılar. Doğru. Daha uzun süre hocalara vermeye, tutmaya çalıştık. Arkadaşlar bütün detaylar uyanışfest.com'da. Bizimle yüz yüze orada olmak istiyorsanız 3-4-5 Mayıs'ta buyurun gelin. Orada olmak, bir arada olmak muazzam. O enerji muazzam İnşallah. Gerçekten. Peki, hangi doğruları buldunuz? Bugün nelerden bahsedeceğiz Gazi Hocam? Şimdi esasında Kur'an bizim doğru zannettiğimiz yanlışlar şeklinde tercüme edildiği için hep yanlışlar şeklinde bize öğretiliyor ve bize tercüme ediliyor. Onun için de ben diyorum ki hep onu siz biraz önce yine de değindiniz. Bir ayeti okuduğunuzda ufacık bir sıkıntı hissediyorsanız bilin ki yanlış tercümedir. Ve kesinlikle Kur'an'da Taha Suresi'nin ikinci ayetinde biz sana Kur'an'ı sıkıntı çekesin ve sıkıntı veresin diye indirmediktir. Net. Evet. Bitti. Onun için de sen ufacık bir sıkıntı duyuyorsan bil ki yanlıştır. Onun için de Kur'an'ın sayfasını açtığınızda mutlak doğrularla karşılaşmayabilirsiniz. Yanlış tercümelerle karşılaşabilirsiniz. O bakımdan eleştirel aklınızı, sorgulayıcı aklınızı kullanın. Siz aklınızı kullanmaz mısınız diye ikaz eder çünkü. Defalarca. Tefekkür, tezekkür. O zaman demek ki biz mutlaka ne okursak okuyalım Kur'an'la ilgili akılsız gözümüzden geçireceğiz ve sorgulayıcı aklımızı kullanacağız. Hı hı. Şimdi dolayısıyla benim doğru bulduğum bilgiler, hangi bilgilere ulaştım Kur'an'da, ben onları hızlı bir şekilde dinleyenler bilgisi sahibi olsunlar ve onlara ben ayetlerini tek tek okumayacağım çünkü günlerimi alır. O bakımdan hızlı gideceğim. Hı hı. Bir ana bilgi vereceğim çünkü. Kur'an'a ilk tebliğ edilen ayeti Alak Suresi 1. Ve orada oku der. Ama halakul insan Rabbisin ikra bir ismi Rabbikul halak diye Arapçasıyla söyler. Yani yaratığın Allah'ın adını oku. Adıyla oku.
Peki orada bir mesaj ver. Şimdi siz baştan başladınız, Bismillahirrahmanirrahim'le başladınız. Demek ki her işimizde biz mutlaka Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağız. Şükürler olsun. Allah'ın sevgisine ithaf ediyoruz emeğimiz karşılığını. O demektir o. Şimdi bir de Dünya Eğitim Merkezi. Bir okul binası. Dünya okulu. Diyor ya spiritüalistler hocam. Aynen. Ve biz bu dünya okulunda eğitim görüyoruz. Öğrenci ruhlar olarak. Görüyoruz be. Ve Kur'an'da öğrenci ruhlara insler. İns. Evet. Şimdi dolayısıyla her öğrenci ruh ilahi görevlerin aldıkları kararlar çerçevesinde öğrenci ruhla ilahi görevliler beraber baş başa veriyorlar. Dünyaya gelmeden önce öğrenci ruh ve onunla dünyadaki programını belirliyorlar. Ve yaratılışı, nerede, hangi ülkede, hangi cinste, hangi ailede, onun buna da sabit kader diyoruz. Yaratılış kaderi diyoruz. O yaratılış kaderini öğrenci ruh ve ilahi görevliler beraber ayarlıyorlar. Yani biz kendimiz seçerek dünyaya geliyoruz. Bedenimizi seçiyoruz, sesimizi seçiyoruz, görüntümüzü seçiyoruz. Yani her türlü yaratılış özelliklerimizi kendimiz seçiyoruz. Onun için kendi şartlarımızdan eleştiri yapmayalım. Kendi kendimize eleştiri yapmış oluruz o zaman. Bunu Kur'an diyor mu Gazi Hocam? Tabii. Kendiniz seçtiniz yani bunları dünya alemine gelmeden. Ve siz dünyaya gelmeden önce ilahi sistemle 7 konuda anlaşma yapıyorsunuz. Ve o 7 konuda yapılan anlaşma gereği geliyorsunuz. Diyor. Tabii. Ve ayet ayet. Onu tek tek okumamız mümkün ama zamanımız yetmez. Ama o 7 konuyu başlıklar olarak söyleyelim isterseniz ya. Bu çok Allah'ın tekliği. Şey. Allah'ın tekliği. İnsanların tekliği. İnsanların tekliği. İslam dininin tekliği. Tamam. Birinci oku. Evreni oku. Evreni araştır. İlim yap. Oku, anla. Okunun içinde her şey var bence. Değil Şimdi, mi? İkinci oku. Ha. Vahiy kitabını oku. Hmm. Ve ama hangi kitabı okursan oku, bir de öğreteceksin. Çünkü Alak suresinde iki oku var, iki öğret var. Yani öğrendiklerini kendine saklamayacaksın. Onun için ben anlatıyorsam keyfimden anlatmıyorum. Kur'an'a uyarak anlatıyorum ben. İster kabul edin, ister etmeyin. Kur'an'da öyle diyorum. Ben onu ben görevimi yapıyorum diyorsunuz. Evet. Yani. Ben zekatımı veriyorum. Şimdi dolayısıyla Kur'an'ın indirilişinin tamamlanmasından sonra dünyaya gönderecek bütün öğrenci ruhlar anlaşma yapıyoruz. 3 tane tek, 2 tane oku, etti 5. Tamam. Şeytanı düşmanın olarak kabul edeceksin, vesveselerine, olumsuz vesveselerine inanmayacaksın. 6. 6. Son ve en önemlisi o. Çünkü biz dünyada nefs derslerinden sınavlara giriyoruz. Ve nefs derslerinden girdiğimiz bu sınavlarda bizim başarılı olmamız isteniyor. İşte diğer 6 tane konu bizim nefs derslerinden mücadeleye hazırlıyor. Güçlü bir iradeye hazırlıyor. Onun için onlar önemli hepsi. Komple 7 konuda biz... Yani 7.'si de nefs derslerinden başarıyla çıkma. Evet, başarılı çıkmamız isteniyor. İsteniyor, tamam. Evet, çünkü dünya derslerimiz nefislerimizdir. Dünya öğrenci ruhlar için tohum ekilecek bir tarla. Müthiş bir benzetme. O da yine Kur'an'ın benzetmesi. Kur'an'ın benzetmesi Araf 11 ve İsra 15. ayetidir. Tohum ekilecek bir tarla. Bu tarlanın ürününü ahirette devşireceksiniz, hasat edeceksiniz. Yani dünyanın ürününün amacı ahirette size faydalı olsun diye. Yoksa boşuna değil. Şimdi ilahi görevlerin her şeye rağmen sonunda galip gelecekleri ifadesi var. Demek ki dünyanın belirli bir zaman sonra bütün ilahi görevlilerin bütün emekleri boşa gitmeyecek. Ve ilahi görevliler başta olmak üzere dünyadan başarılı olarak mezun olacak.
ve başarılı olacaktır. İlahi görevli deyince ne anlamalıyız Gazi Hocam? Melekler. Melekler. Gözümüzde görünmeyen, evet, yardımcı Rabbimin varlıkları. Yani ister melek de, ister ilahi görevli de. İkisi de aynı bir anlama gelir. Tamam, anladım. Yani onun için hani melek canlandırırız, yok kanatlıdır, yok bilmem nedir, yok bilmem İstediğim nedir. İstediğim gibi canlandır. Yani bu tamamen ilahi görevli. Allah'ın görevlendirdiği kendi ekibi. Dünya boyutunda da insanlar olarak ilahi görevliler var mıdır aramızda? Tabii. Var değil mi? Tabii. Yani dünyayı yaratılışın nedenleri var. Niye biz dünyaya yaratılıyoruz? Tamam, sınava tabi tutuluyoruz, güzel de. Ama onun dışında bazı yaratılan beşerler diyeceğiz veya insanlar diyeceğiz, onlar başkalarının sınavları için görevli olarak yaratılıyor. Ama kimin görevli, kimin görevsiz olduğunu bizim önce bilmemiz mümkün değil bir. Ha, adam mesela sadece seni saptırmak için görevli belki. Aynen. Onun için hiç kimse... Ama ilahi görevli mi? İlahi görevli, ilahi sistem görevlendi. Şimdi esasında, İlke Hanım, esasında bizim hepimizin dünyaya gelişin nedenimiz var. Tabii ki. Yani boşuna hiçbir şey tesadüf değil, hiçbir şey boşuna değil. Bir nedenimiz var. Ama neden ne olduğunu bilemeyiz. Hı hı. Çünkü üçüncü tip yaratılan insanların başkalarının sınavları için görevli oldu dedik. Bir kısım, çoğunluğu sadece öğrenci olarak yaratılıyor. Hı. Görevi yok. Hı hı. Sadece mezun olması bekleniyor. Bir de bir grup daha var, üçüncü. Onlar özel yaratılmış kişiler ve toplumu idare eden, toplumda değişiklikler yapan, toplumu ileriye götüren kişiler de işte peygamberler gibi. Hı hı. Onlar da ayrıcalıklıdır. Onun için öyle görmek gerekiyor. Hı hı. Şimdi dünya okulunda başarılı olacak öğrenci ruhların seçimi yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Sınavlarla. Yani ben hem ilahi sistem seçmiyor onu. Onun sınavları kendini seçtiriyor. Onun için İlahi sistemin yaptığı puanlamalarla kişi ya ödülü hak ediyor veya azabı hak ediyor. Kendisi hak ediyor. Hiçbir ilahi sistem azap göndermez durup dururken. Kişi hak ederse. Onun için de Allah dilerse diye tercüme etmişler meallerin hepsinde hemen hemen. Hı hı. Allah dilerse diye bir ifade olmaması yok lazım. Hayır. Hı. Orada kul puanı uygunsa ve hak etmişse. Ya efendim, iyi ya da kötü ne yaşıyorsan hak ettiğin için mi? Aynen. Dünya boyutunda da böyle. Aynen. Yani mesela bir toplum yarıya kadar olumsuzlukları var. Dokunulmuyor o topluma. Ama çoğunluk aşamasına girdiği anda olumsuzluklar o toplumun helak olmasına karar veriliyor. Yani yine toplum kendi kendine karar veriyor. Yoksa durup dururken hiçbir toplum helak edilmez. Hak etmişse. Hı hı. Kişi de öyle. Şimdi dolayısıyla evren bilimiyle uğraşmak imanı güçlendiriyor. Bakın, evren bilimiyle uğraşanların güçlü imanı var. Onu iyi bilmek lazım. Dolayısıyla evren bilimiyle uğraşan, yani mesela bilim adamı olabilir. Hı. Ama mesleğini en iyi şekilde yerine getiren kişi de o da ilim yapıyor demektir. Hı hı. Yani siz de mesleğinizi, şu anda yaptığınız işi içinizden geldiği şekilde, en iyi şekilde yerine getiriyorsanız zaten ilim yapıyorsunuz demektir. Evren bilimidir bu. O bakımdan sadece bilim adam meselesi değil. Onu da iyi oturtmak lazım. Görevini en iyi şekilde yapan araştırma yapıyor. İlk okuyu yerine getiriyor. Alak suresinin ilk okusu. Şimdi Kur'an'ın kendini okumaya, Kur'an kendine kapıyı açtığınız anda okumak için 7 şart koşuyor. Ve bu 7 şartı yerine getirirseniz siz Kur'an'ı anlayarak okursunuz. İstediğin kadar oku. Defalarca döne döne oku. 7 şart başlangıçta. Ama daha sonra ayrıntılar da var. Belirli karakterlere sahip olmak gerekiyor. Belirli karakter özelliklerine sahip olmak gerekiyor. O kişi
Ve o kişi ancak Kur'an'ı doğru anlar. Yoksa gene Arapçası da var. Sorarlar çünkü. Ya o kadar Arapça bilen var, ülkeler var, insanlar var. Onlar anlamıyorlar da. Tabii en çok soran şey siz mi anladınız? Evet, siz mi anladınız? Hayır arkadaş. Ben belirli bazı karakterleri, özelliklerini bir kısmını hasbelkader almışım. Allah nasip etmiş. Ama hepsini de almam mümkün değil tek bir yaşamamda. O bakımdan karakter özelliklerini bir yaşamda değil birkaç yaşamda almamız ancak mümkün. Onun için reenkarnasyona dönüyoruz. Şimdi dolayısıyla Kur'an'ın aklı olandan ziyade aklını sorgulayıcı olarak kullanana hitap eden bir kitaptır. Bir de Kur'an gönül gözünden çok bahseder ya Gazi Hocam. Gönül gözü açık olmaktan. Doğru. İşte onları bağlamışızdır. İsteseler de göremezler, açamazlar der. Ya da gönül gözü açık. Demek ki aklın yanında bir de kalbin de açıklığı mı gerek? Oradaki karakter, belli karakter özelliklerini içermemek demektir. O özellikleri içermiyorsa o kişi yaşamında kazanmamışsa o özellikleri istediği kadar Kur'an'ı okusun. Tam doğru olarak anlayamaz. Onun için hep döne döne söylüyorum. Kur'an'ı tamamen doğru olarak anlayabilecek tek kişi Hazreti Muhammed'dir. Biz istediğimiz kadar Kur'an'ı anlıyorum, işte doğru anlıyorum diye dövünsek bile hayır. Biz Hazreti Muhammed'in Kur'an'ı anlama özelliğiyle tırnağına bile gelemeyiz. O bakımdan onu bilmek lazım. Şimdi Kur'an'ı iç içe çift katmanlı 7 anlamlı bir kitap olduğunu söylüyor Kur'an. İç içe çift katmanlı. Çift katmanlı. 7 anlamlı bir kitap. 7 anlamlı. Çift katman. 7 anlam 14 yapar. Tamam. Demek ki 14 çeşit Kur'an'ı anlayacak kişi var. Ben öyle yorumluyorum. Ve o şekilde basite indirgiyorum konuyu. Şimdi ya da bir ayeti okudun yani 14 katman açılacak o. Evet. Ve onların içinden sizin karakteriniz hangisine uygunsa o kadarını anlayabileceksin Kur'an'ı. Yani şey değil, herkes okudu, anlamadı, anladı. Hayır. Özellikler var. Kur'an saymış. Biz sizinle programı yaptık. Link bırakıyorum arkadaşlar. Kur'an nasıl okunmalı? Hani bu detaylar için. Çünkü hepsini tek tek detaylara değil, başlıklara girebileceğiz bugün. Tabii. Yukarıdaki linki izleyebilirsiniz. Şimdi bir de Kur'an'da muhkem, yani evrensel, değişmez, tartışılmaz ana kurallar var. Muhkem kurallar. Bir de her toplumun değişimine uygun, zaman ve zemine uygun, değişimli, özellikle müteşabih kurallar var. Dolayısıyla Kur'an iki türlü mesajlıdır. Bunu hem Zümer Suresi 23 söylüyor, hem Ali İmran Suresi 7. söylüyor. Bunun kaçağı yok. Ama maalesef bugüne kadar benim bir Kur'an ve Son İslam kitabım dışında başka böyle muhkem kuralları insanların önüne koyan ayet ayet ayete göre şu ayette şu muhkem kural var, şu ayette şu muhkem kural var diye kitaplaştırmış başka bir kitap örneği yok. Siz yaptınız ama bu kitabı. O Kur'an ve Son İslam kitabım benim bütün muhkem kuralları ayet ayet bir araya getiren kitaptır. Aynı zamanda Tevrat'taki muhkem kuralları da yazdım. İncil'deki muhkem kuralları da yazdım. Şu anda fark ettim ki bazı kurallar, muhkem kurallar ortak. Hem Kur'an'da var, hem İncil'de var, hem Tevrat'ta var. Bazı kurallar sadece iki kitapta var. Üçüncüde yok. Bazı kurallarda sadece bir kitapta var, diğer kitaplarda yok. Öyle bir çalışma yaptım ve şu anda o çalışmada herhalde büyük ihtimalle Nisan ayında kitap halinde çıkacak. Muazzam. İşte bilim adamı kafasıyla baktığınız için evet. Bunların içinden çıkabiliyorsunuz. Çünkü Kur'an kolay bir kitap değil. Çok. Karışık, hikayeler çok tekrar eden, zor bir kitap. Düz bir mantık kitabı değil, evet, roman değil, kitabı değil. Değil, yani. Yani o bakımdan aklını kullanana hitap eder. Aklını sorgulayıcı olarak kullanana hitap eder. Aklı var. Ama sorgulayıcılık özelliği yoksa anlayamaz zaten. İstediği kadar okusun. Şimdi dinin muhkem kurallar bütünü demek olduğunu kavradık. Ve din muhkem kurallar bütünü demektir.
Tevrat'ta muhkem kurallar var, İncil'de muhkem kurallar var, Kur'an'da muhkem kurallar ama bunlar zamana göre sayısı da gittikçe artan özellikte. Şimdi örneğin Tevrat'ta muhkem Kur'an sayısı 179 buldum ben. İncil'de 351 buldum. Kur'an'da? Kur'an'da 440. Yani gittikçe gelişen kurallar bütünü var. Ve din budur zaten. Ve bu kuralların ne kadarını kişi çok biliyorsa o kadar dindar demektir. Olay bu. Ve onun o için, kuralların hiçbiri şekil şemalle ilgili mi? Yok. Gazi Hocam. Şekil şemal yok. Şekil şemali biz ekliyoruz. Ya o kadar üzülüyorum ki mesela bu videoları izliyor diyor ki İlka öylesin de şöyle giyinsene falan. Bırakın bunları arkadaşlar ya. Yani neyse işte daha derinlikli olarak anlayabilmeyi diliyorum. Tabii. Şimdi takva dediğimiz konu var. Bu takva kelimesini Allah'a inanmak olarak kabul ederler. İşte bilmem inançlarımız güçlü olarak kabul ederler. Halbuki takva kelimesi muhkem kuralları uygulayamama endişesini taşımak demektir. Ya da uygulamaya çalışmak. Uygulamaya çalışıyorsun ama uygulamama endişesini taşıyabilirsin. Taşıyorsun. Takva sahibi. Tabii. Deniyor. Takva sahibi dediğimiz o. Hı hı. Şimdi imanın 5 şartı var. Ama imanı siz 5 şartını kabul ettiğiniz anda halen havadasınız. İçinizin dolması lazım. Neyle dolduracaksınız? Allah'ın yarattıklarına bir şekilde faydalı işler yaparak. Allah'ın yarattıklarına insan olur, hayvan olur, bitki olur, doğa olur, su olur, hava olur. Onlara faydalı aktiviteler yapıyorsan salih ameller yerine getiriyorsun demektir. İşte onun için de Kur'an'da ya eyyühellezine amenu ve amelü salihati ikilisi beraber kullanılır. Amenu beş şartı iman ettin ama salih ameller gerçekleştirmek olmuyorsa o senin imanın havada kalır, eksik kalır. Yani hep birbirine bağlı olaylar bağlamış Kur'an. Müthiş. Ha, salih amel denince de hemen şey faydalı ayeti işte aklıma geliyor hocam. Şeytan sağından dolanacak, solundan dolanacak insanın ama salih amelli amel kullara yaklaşamayacak. Evet. Yani ona yaklaşamaz zaten. Şimdi biz 7/24 mobese kamerası altında yaşıyoruz. Ve her anımız, her saniyemiz bizim kayıt altında ve puanlandırılıyoruz sürekli. Bu eksi puan olabilir, artı puan olabilir. Onu biz bilemeyiz. Onu ilahi görevliler ayarlıyor. İlahi sistem Levh-i Mahfuz kitabına göre ayarlamış. İşte o Levh-i Mahfuz kitabının özelliği o. Orada şeyler koymuş, prensipleri koymuş zaten. Oradan bir şey anlattığınızı hatırlıyorum. Beni çok etkileyen, onu size bir daha söyleteyim. Belki şimdi akışta da vardır. Hani puanlama sisteminde negatif bir davranış mutlaka bir karşılığı alır ama pozitif 1 ile 10 arasında. 2 ile 10. 2 ile 10 arasında evet. Mutlaka hakikatine. Ay o ne kadar güzel bir şey. Onu bir daha tekrarlar mısınız? Şimdi Hazreti Muhammed'in de bu konuda paralel lafı var zaten. Bir de Kur'an'daki ayetlerin sözü. Olumlu bir şeyi araştırırken eğer olumlu bir sonuca varırsanız 2 ile 10 arası pozitif puan alırsınız. Bakın peşine galibiz zaten. Olur da yanlışa varırsanız sonuca 1 puan alırsınız yine yanlışa rağmen. Niye? Çabanıza karşılık. Yani o bakımdan ne yaparsanız yapın olumlu da sonuç, olumsuz da sonuç gene puan alıyorsunuz. Ben bir de bunu şöyle anlamıştım, doğru mu hocam o zaman? Kötülük yaptın. Evet. Mutlaka bir karşılığını alırsın. Doğru. Lakin iyilik yaptın, Rabbim 10 katına kadar verebilir sana. Evet. Ayrıca içinden gelerek hiçbir beklenti olmadan sadece Allah'ın sevgisi için bir fayda sağlarsan, o zaman verdiğin fedakarlığın 700 katı kadar bereketlendirmesi var. Of, ay bu çok güzelmiş, bu daha da güzelmiş. Tabii. 700 kata kadar bereket, 7 veren başak derler ya, oradan geliyor. Kur'an'da var o zaten, Bakara suresinde. Şimdi devam edelim.
gerekli olmadıkça insana ve özgür karar vermesine karışılmıyor. Kesinlikle karışma yok. Özgür iradeye, evet. Özgür seçim yasası. Evet. Onun için hani derler ya, Allah bunu görmüyor mu, niye engellemiyor? Engellemeye gerek yok ki daha. Pişmemiş çünkü. Engelleme piştikten sonra. Onun için pişmeyi beklemesi lazım. Onun için ilahi sistem yavaştır. İlahi sistem yavaş çalışır. Ama insanoğlu acelecidir. Ama ahir zamandayız ya, ilahi sistem hızlandı gibi geliyor bana ya Gazi Hocam. İlahi sanki sistem... böyle hemen tak tak, olumlu bir şey olumlu cevap, kötülüğe kötü bir son. Ben böyle gözlemliyorum. Çünkü zaman hızlandı. Zaman hızlanınca bu sefer her şey hızlanmış oldu. Yani zamanın hızlanmasıyla paralel bir artış var söz konusu. Şimdi dua olayı. Çok soranlar. Of dua. Duayı nasıl yapacağız? Nasıl? Duayı doğrudan doğruya Allah'a yapacaksınız. Kesinlikle araya hiçbir yaratılmışı koymayacaksınız. Bu yaratılmış insan da olabilir, hayvan da olabilir, eşya da olabilir. Hani türbelerde dua ediyor ya, hiç bilmem kim kolunu, yüzü, suyu hürmetine Rabbim falan yok. O yanlış, o şirk koşmaktır. Onun için de kesinlikle Kur'an'da herhangi bir dua sırasında bir yaratılmışı eklemek veya kullanmak kesinlikle yasak. Onu kullanamazsınız. Dua sırasında ve namaz sırasında da. Başka bir kişi, bir kişiyi yaratılmışı araya koyamazsın. Allah'a yaptığın dua sırasında. Mesela namaz sırasında veya işte başka bir aktivitede araya bir kişi, hiç kimseyi koyamazsın. Koyduğun anda şirke girersin çünkü. Şimdi Allah ve ilahi sistemle haberleşme. İlahi sistemle haberleşme, düşünce beynimizde oluşan düşünce enerjisi aracılığıyla olur. Kullandığımız kelimelerle değil. Onun için yok şu dilde okunsun da, yok bu dilde okunsun da, yok bu dil daha kutsaldır da, öyle bir şey yok. Öyle bir şey dediğiniz anda Kur'an'a ters gelir, düşersiniz. Onun için de kesinlikle Kur'an'da herhangi bir dilin ayrıcalığı söz konusu değil. Neden? Çünkü herhangi bir dil ile ifade ettiğiniz bir nesneyi, bir eşyayı, bir insanı veya herhangi bir şeyi siz bütün dünya insanları o eşyayı düşündüğünde oluşan düşünce enerjisi bütün insanlarda aynıdır. Yani sizin düşündüğünüz, Japon'un düşündüğü, işte bilmem Çin'in düşündüğü, bilmem Hindistan'ın düşündüğü ekmeği düşündü. Ekmek düşüncesi bütün dillere de aynıdır. Örneğin. Ve düşünce enerjisi birdir. Yani o bakımdan hani dili herhangi bir ayrıcalık atfetmek veya onu yönlendirmek kesinlikle yanlış. Ama okunuşun, sesin bir frekansı var falan, var. Öyle bir şey var mı hocam? Frekansı peki? Bütün dillerde var. Bütün dillerde frekans var. Ama tek bir dilde değil. Bir dili bir ayrıcalığı yoktur yani. Yok, burada diyorsunuz. Yani bütün dillerde ortak enerji var. Hangi dilde kullanırsan kullan, ortak enerjisi var. Ve o ortak enerji aracılığıyla ilahi sistemden haberleşiyoruz. Arşla haberleşiyoruz. Ve arştan önce de koruyucu meleklerimizle haberleşiyoruz. Bir de o var işin içinde çünkü. Düşman grupları oluşturmak kesinlikle yasak. Düşman temelli gruplar dediğimiz dinsel temelli gruplar. Ha, benim dediğim doğru, onlar iyi değil falan. Aynen. Yani dinsel temelli düşman grupları oluşturmak Kur'an'da yasaktır. Onu oluşturamazsın. Ne oluşturursun? Görüş farklılığı oluşturursun. Ama düşman grubu haline getiremezsin. Onu o sınırda tutman lazım. Çok enteresan. Kur'an bir meslek kitabı, kazanç sağlanacak bir kitap değil. Kur'an bütün insanların kar getirecek amaçla kullanılan bir kitap değil. Ancak onu anlatmanız sizin Allah rızası içindir. Ve onu anlatmanız sizin Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin, ben öyle diyorum,
Allahümme salli ala Muhammed'in diyoruz ya. Orada esasında onu başka zaman size anlatmıştım ben. Nasıl dememiz lazım. Onu içini doldurarak söylememiz lazım. Yoksa sallallahu aleyhi ve sellem demek mevcut bir faaliyeti tekrarlıyorsunuz. Hazreti Muhammed'e herhangi bir yansıma yapmıyorsunuz. O önemli bir püf nokta çünkü. Şimdi dolayısıyla Allah'a dine yardım etmek Allah'a da yardımdır. Bu da enteresan bir saptama. Yani siz ilahi sisteme yardım edebiliyorsunuz. Çünkü size o ayrıcalık tanınmış. İstersen yardım edebilirsin demiş. Ve o yardım tabii çok kıymetli. Bir maddi karşılığı olamaz, olamaz. Zaten Rabbimin rızasını tabii alacaksın ve ziyadesiyle. Şimdi öğrenci ruh vücut ikilisi ikisini birden beşer der Kur'an. İkisinin birlikteliği, ortak isim beşer. Şimdi beşerin kararlarına, yaşantısına ilham verme dışında hiçbir sorunlu haller dışında karışılmaz. Yani ilahi projeye zarar verileceğini gördüğü anda ilahi sistem devreye girer. Dünyaya doğduğu anda beşerin anlaşmayı ve muhkem kuralları ne oluyor? Unutuyor. Unuttuğu için de bu sefer peygamberler ve vahiy kitapları gönderiliyor ve tekrar o kurallar hatırlatılıyor beşere. Çünkü beşer unutuyor. Ve ne söz verdiğini, ne anlaşmalar yaptığını da unutuyor. Dünyaya geldiğini. Peygamberler de unutuyor. Hı. Peygamberlerden Hazreti Musa'ya ve Hazreti Muhammed'e ilahi görevler veya bizzat Allah sedir ağacı aracılığıyla Hazreti Musa'ya ve Hazreti Muhammed'e peygamberliğini hatırlatıyor. Yani onlar bile unutmuştu. Evet. Yani çünkü doğmadan önce peygamberlik görevini en iyi şekilde yerine getireceğine dair peygamberler de söz veriyor. Hı hı. Onlardan da söz alınıyor ama dünyaya doğduğu anda unutuyor sözünü. Bir de özgür irade var ya, belki o liyakate eremeyecek. Evet. Şimdi kurallar bütünü, muhkem kurallar bütünü din demektir. Sorun insanlara din nedir? Hemen size beş şartı sayar. Namaz, oruç, hac, zekat der. Hayır arkadaş. Din dediğimiz muhkem kuralların hepsinin ortak ismidir din. Ve o din dediğimiz konu tamamen kurallar bütünü demektir. Onları da öğrendikçe sizin dindarlığınız artıyor. Şekilseller ikinci aşamada. Onlara Kur'an nüsuklar der. Şekilselliklere, namaz, oruç, hac, zekat, nüsuklar der. Ve nüsukları yapmak veya yapmamak cezayı gerektirmeyen faaliyetlerdir. Yani namaz kıldı, kılmadı, kılarsa ödül ama kılmazsa ceza yok. Oruç da öyle. Uygularsa yerine getirmiş olur bir sözü ama uygulamazsa onun özel cezası yok. Ne oluyor? Allah ile sadece hesaplaşma oluyor. Şimdi Hazreti Muhammed bütün insanlara yaşam kılavuzu olarak Kur'an mirastır. Ve Fatır Suresi'nin 32. ayet, Hazreti Muhammed'in en büyük mirası Kur'an'dır. O Kur'an'ın miraslılığına da bizim görevimiz sahiplenmemizdir. Ona sahiplendiğimiz takdirde o zaman görevimizi yerine getiriyoruz. Şimdi dolayısıyla Kur'an esasında bütün insanlara indirilmiş bir miras kitaptır. Belirli bir topluma veya belirli bir gruba değil. Yahudiler mesela kendilerine mal ettiler Tevrat'ı. Tabii, hatta başka bir ırktan dinlerine giremiyorsun falan. Aynen. O derece yani. Tabii. Mesela Hristiyanlar da İncil'i kendilerine mal ettiler. Halbuki bütün insanlara indirildi bu kitaplar. Vahiy kitabının hepsi. Şimdi dolayısıyla o hatadan kurtulmamız lazım. Ama şey var hocam, mesela atıyorum yani uzak bir kıta, Afrika'nın bir yerinde bir kabile Kur'an'dan hiçbir haberi yok. Evet, şart değil. E ne olacak şimdi bunların? Şimdi durumu? Olay şöyle İlker Hanım. O
bütün dünya insanları Hazreti Kur'an'ın tebliğ edilmesi bittikten itibaren bütün insanların Kur'an'ın muhkem kuralları, bütün insanların dünyada doğmakta olan bütün insanların hafızasına yükleniyor. Dünyaya gelmeden önce. Ama bütün insanların. İçsel olarak zaten var yani. Evet. İnancın olursa olsun, peygamberin olursa olsun, kitabın olursa olsun. Hiç önemli değil. Kur'an'dan itibaren Kur'an'daki muhkem kurallar o kişilerin beyninde var. İsterse de istemese de hatırladıkça uygular. Onun için de hani belirli bir şeyde sınırlama yapmamak lazım. Çünkü beynimizde var onlar zaten. 440 kural hepimizin beynimizde var. Hafızamızda var. Şimdi dolayısıyla onları biz inkar edemeyiz. Peki Müslüman kim? Müslüman Allah'ın tek ilah olduğunu kabul eden herkes Müslümandır. Hangi inançta olursa olsun, eğer Allah'ın tekliğine iman ediyorsa o kişinin Kur'an'daki ismi Müslüman demektir. Yani Müslüman sadece Hazreti Muhammed'e veya sadece Kur'an'a iman edenler için kullanılan bir kelime değil. Kur'an'da bütün şeyi, Kur'an'daki muhkem kuralları kabul edenler Müslümandır. Ve Allah'ın tekliğini kabul edenlere şirk koşmayacak. Şimdi dolayısıyla Müslüman aynı zamanda bir adım ilerisi imanlı olma. Bir adım ilerisi muhsin olma. Bir yüksek daha merdiven o da mümin olma. En yüksek merdiven insanı kamil olma. Onun için de Müslümansın, Allah'ın birliğine iman ediyorsun ama diğer imanın şartlarını yerine getirmiyorsun. O zaman sen sadece Müslümansın. İmanlı olmayan Müslümansın oluyor o zaman. Yani o bazı deyimleri oturtmamız lazım. Bazı deyimleri sultalardan kurtarmamız lazım. Geniş tutmamız lazım. Peki ilahi kader. İlahi kader yaratılış kaderidir. Ve yaratılış kaderi de bütün hepimizin yaratılışındaki ilahi sistemin görevlileriyle öğrenci ruhun anlaştığı konular. İlahi kader. Onların şeyine dışına çıkamayız. Ancak ilahi kaderde şehri değiştirebilirsiniz. Başka bir şey mahalleyi değiştirebilirsiniz. Çünkü siz gelmeden önce mahalleniz belirleniyor, şehriniz belirleniyor. Fizyonominiz belirleniyor. Ve siz beraber karar veriyorsunuz ilahi görevlilerle. Yani ne yaratılmışsa ortak kararınızla beraber yaratılıyorsunuz. Onun için kendi kendinizi eleştirmenize gerek yok. Her vahiy kitabı ilgili peygamberin ana dilinde indirilmiştir. Anlaşılsın diye. Onun için de ilahi sistemin uyguladığı yöntem bu. İlahi sistem her toplumun anlayacağı dilde indirmiştir vahiy kitabını. Ondan kaçamazsınız. Onun için başka işte eğer o kişi, o toplum farklı bir vahiy kitabı farklı bir topluma gitmişse o toplumun dilinde çevrilmesi lazım. Ve her topluma gittiği her topluma da mutlaka çevrilmesi gerekir anlayacağı dile. Bu da önemli bir konu çünkü. Ve Kur'an'ı okuyarak, düşünerek, anlayarak, sorgulayıcı akılla döne döne onu okuyacağız. Şimdi bir saat oldu mu? Oldu hocam. O zaman burada keselim istiyorsanız. Çünkü tamam. Daha bayağı uzayacak. Tamam. Tamamsa sizin için yani bu kadarı giriş için yeterli diyorsak bence bitirelim. Tabii yeterli tamam. Yani. Harikasınız. Tam da bir saat yani oldu. Güzel mesajlar da geldi. Harika oldu. Harika oldu. Daha ben 116 tane madde çıkarmıştım esasında. Ama 116 maddenin için bugünkü yaptığım, çıkardığım ana başlıklar 41-42'de kaldık. 41-42'de kaldık. Evet. Ama çok katkısı olduğunu düşünüyorum Gazi İnşallah. Hocam. İzleyenlere. Bana her yayınımız, ben Gazi Özdemir Üniversitesi'nin öğrencilerinden biri olarak görüyorum kendimi. İnşallah. Öğreniyorum ama hocam bak. Tabii. Şimdi ilk yayındaki gibi mi yani? Büyük atılım yaptınız. Girişmeli sorularım bile daha tabii. Farklı.
Şuradan dinliyorum sizi. İzleyenlere de aynı şekilde katkı sağlamasını diliyorum. Sizin de her yayın birbirinden muazzam. Çok teşekkür ederim. Evet. Tabii ki bitmedi bu arada. Daha var bu arada. Daha anlatsak. 80 konumuz var. 80 konumuz var ama nice yayınlar yapacağız inşallah. Bu arada daha da fazlası için Gazi hocamı yakından görmek istiyorum diyenler için tekrar hatırlatıyorum video biterken. 3-4-5 Mayıs'ta Uyanış Fest var arkadaşlar. İstanbul'da, Etiler'de gerçekleşecek. Tüm detayları uyanışfest.com'da bulabilirsiniz. Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde. Gazi hocamsa 4 Mayıs'ın kıymetli konuşmacılarından biri. Bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Peşine insanlar size sorularını yöneltebilecek. Ben de moderasyon yapmaya gayret göstereceğim elimden geldiğince. Bu arada aralarda fuayede zaten birlikteyiz etkinlik boyunca arkadaşlar. İmza etkinliğiniz de olacak. Kitaplarınızı da imzalayacaksınız orada. Tabii. Geçen sene bütün bir günü geçirmiştiniz. Sizi en çok başında kalabalık olan hocalarımızdan biriydiniz çok Gazi şükür. Hocam. Önemli olan insanların öğrenme hevesi. Ne güzel, ne mutlu. İnşallah. Bekliyoruz arkadaşlar. Uyanış Fest'te sizi bir kez daha söylüyorum. Detaylar uyanışfest.com'da. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İlminize sağlık. İyi ki o gün hukuk fakültesi yerine o esnaf hastanesini açmışlar da ben de hemen onun yanında okudum Gazi Hocam. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Yüksek sahasım da orada. Dip dibedir hastaneyle. İyi ki açmışlar o gün o hastaneyi. Çok şükür. Tıp fakültesi doktor olmamın avantajı sorgulayıcı, akıllı yaptı beni. Ve öğretim üyesi olarak da nöroloji öğretim üyeliği yapmam o da bir sorgulayıcı aklımın daha da ileri aşamaya ulaşmasını sağladı. Yani o yönden ben ilahi sistemin yönlendirmesine teşekkür ediyorum. Ve o da bir ölüm ötesi deneyimle açılmış bakın. Tabii, bu aynen. Alana gitmenizde. Evet. Muazzam bir, yani bir nedene bölümdü. Bağlı. Hayırlısı inşallah. İnşallah. Arkadaşlar iyi ki oradaydınız. Sorularınızı, önerilerinizi, kanalımda görmek istediklerinizi aşağıda lütfen paylaşın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Kısmet olursa sizinle 4 Mayıs günü Uyanış Festivali'nde bir konuyla tekrar birlikte olacağım. Yine 4 Mayıs günü ve 5 Mayıs günü de kitap imzalama ve soru sorma faaliyetlerde yine birlikte olacağım. Allah kısmet ederse sağlıklı günler diliyorum.